15 Temmuz darbe girişiminin ardından ekonomide de tam olarak bir seferberlik ilan edildi. Ve bunun da aslında en önemli ayaklarından birisini gayrimenkul sektörü oluşturuyor. Biz de bu kampanyaları ve tabii bundan sonraki süreçte gayrimenkul sektörünü neler bekliyor bunu konuşmaya geldik. MEF İcra Kurulu Başkanı Erdem Timur konuğumuz. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. 15 Temmuz'u atlatıyoruz aslında psikolojik olarak da atlatmaya çalışıyoruz ama siz kampanyalarla da destek veriyorsunuz. 15 Temmuz sizin için ne ifade etti? Bundan sonraki hayatınızı ve iş hayatınızı nasıl etkiledi? Kendi kendime düşündüğümde 15 Temmuz umut da ifade etti aslında. Çünkü yani hep böyledir aslında. Başka şeyler, sille-i hüda diye bir şey vardır tasavvufta. Yani böyle bir vurup tekrardan çıkmak. 15 Temmuz çok zor bir geceydi tabii ki ama Türkiye için çok güzel bir sonuç ortaya koydu yani. 14 Temmuz'da daha iyiyiz. Çok çok daha iyiyiz. Yani his olarak da çevremdeki insanlara da sorduğumda herkes ve hangi görüşte olursa olsun. Yani çünkü yani bu dayanışmaya, bu birlikteliğe, bu hoşgörüye, herkesin birbirine daha saygıyla bakmasına çok ihtiyacımız vardı. Ve sonuçta memleketimizde böyle bir potansiyel, bu kadar büyük bir tehlikenin, herkes bir şeylerin farkındaydı ama bu denli olduğunu ben çoğu insanın, devlet büyüklerimiz dışında diyeyim, hani bizim gibi sade vatandaşın çok farkında olduğunu düşünmüyorum yani. Bu denli işte ordunun %90'ı falan denilecek kadar, öyle midir değil midir bilmiyorum ama hani çok büyük rakamlar. O yüzden onda tüm kamuoyunun, tüm halkın karşı bir görüş olarak, yani gerçekten bir terör örgütü diye niteleyerek bakması ve bu noktada birleşmesi, bu işin de temizlenmesi için 15 Temmuz aynı zamanda böyle bir şeye de fayda etti. Tabii yani canlarımız gitti. O başka bir mesele. Ama onlar olmasaydı da bugüne gelemezdik. Aslında sizin sektörünüzde de rekabetin sıfırlandığı bir dönem yaşıyoruz. Hmm. Çok önemli bir seferberliğe imza atıyorsunuz. Bu kampanyada sizin rolünüz ne? Ne kadarlık bir portföy büyüklüğüyle bunun içindesiniz? Biz yani sektör olarak önce onu söyleyeyim, çok önemli bir inisiyatifle burada bir öncülük yaptık. Diğer sektörler de beraberinde, tüm Türkiye bir arada aslında. Onlar da farklı şeyler açıklıyorlar, açıklayacaklar da var elbet. Ve hani 0.70 gibi bir oranla, ki bu şu demek, tüketicinin toplam ödeyeceği faizin %40'ını bizim üstlenmemiz demek. Ve burada bir karar alındı. Şöyle söyleyeyim, cumartesi akşam ÖDER'den başkanımız iletti. Pazartesi sabah 38 tane bu sektörün değerli firmalarından patron düzeyinde temsilcisi pazartesi sabah toplantıya geldi. Ve o toplantıda bir saatlik bir konuşma sonrası hepimiz bu işi yapıyoruz dedi insanlar, ki burada orada toplantıda açıklanmayan ve ileride açıklanacak şeyler de var. Yani direkt sosyal sorumluluk olarak elini taşın altına bu tip koymaktan ayrı olarak farklı şeyler, işte gerek şehitlerimiz için gerek meclisin yeniden yapılmasıyla ilgili, onarılmasıyla ilgili şeyler de var orada, kararlar. Bu çok önemli bir şey, dediğiniz gibi rekabet düşünmeden. Zaten yani aslında her zaman da böyle düşünmemiz lazım. Ülke ekonomisini büyüttüğümüz zaman zaten yani rekabeti birbirimizle değil, yani global dünyayla rekabeti düşünmemiz gerekiyor. Biz ne kadarlık bir portföyle bu işin içindeyiz? Biz şu an satışta olan projelerimizin hepsini koyduk. Yani önce çünkü ciddi bir maliyet ve aslında hani bir kısım için karınızdan fazla bir maliyet. Ama ayrıştırmayalım hani diye düşündük. Hepsini koyduk. Satacağımız projeler tabii geçmişte çoğunu sattığımız için çok az kalmıştı. Ama baktığımızda yine 350 milyonun üzerinde bir şey, satış değerine sahip şu anki bu bizim de kampanya dahil ettiğimiz projeler. Tabii halk da aslında çok büyük destek veriyor ekonomiye bu aralar. Aynen. Sizin satışlarınız şu andaki durumda nedir? Şimdi şöyle bir şey, firma olarak da cevaplayayım ama en önemlisi sektörün satışları. Bizimki 14 Temmuz'un dönemine göre yani 4-5 kat daha fazla. Yani bu 15 Temmuz'dan öncesine göre bu işte. Zaten ekonomi dediğimiz güven, moral ve beklenti. Bizim amacımız bu güven ve moraldi. Sektörün diğer
işte iyi firmalarıyla ve hani önemli firmalarıyla hepsiyle görüşüyoruz sonuçta. Baktığımızda orada da yani öyle 4-5 kat satışın artmış olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli. Bir yandan da aslında halkın desteği diyoruz ama sizin de ekonomiye destek anlamında yaptığınız başka bir şey var. O da aslında yurt dışında az önce bahsettiğiniz algıyı yönetebilmek için verdiğiniz ilanlar. Onların ne kadar etkisi oldu ve bu fikri nasıl vardınız, nasıl yola çıktınız? Yani şöyle, öncelikle mutlaka etkisi olmuştur ama kısmi oluyor tabii. Yani sadece bir ilanın ne kadar etkisi olabilir ilanın? Şundan olduk, yani biz hemen bu olay olduktan sonra iletişime geçtik. Ülkemizde de neler olduğunu anlatmak için, çünkü bir baktık gazetelerde işte şöyle yanlış, çok yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılıyordu. Sonra gördük, yani haksızlık geldi bize. Yani burada demokrasi adına çok önemli bir şey oldu. Ve sonra ben darbe tarihlerini araştırttım. Arkadaşlar sağ olsunlar şey yaptılar. Yani 370'in üzerinde darbe olmuş. Dünyada bunun çok az bir kısmı bastırılmış. Bastırılanların tamamını darbeye katılmayan asker ve polis, salt asker ve polis bastırmış. Dünya tarihinde ilk defa halkın bastırdığı bir darbe söz konusu. Ve bunu demokrasiyi değer, en önemli değer olarak öne çıkaran Avrupa'nın, Amerika'nın, Batı'nın veya tüm dünyadaki bu değeri öne çıkaran tüm memleketlerin bunu el üstünde tutup alkışlaması, bilakis örnek göstermesi bu coğrafya için çok değerli bir örnek. Ya böyle bir coğrafyada bunu yapıyoruz, yani İsviçre'de yapmıyoruz. Dolayısıyla bilakis takdir edilip övülmesi gereken bir şey ve biz de o yüzden bunu anlatmak için ilan verdik. Orada da dedik ki yani biz sizin Fransız devriminde yaptığınızı yaptık. Dolayısıyla bunu böyle bilinmesini istiyoruz. Önemli olan bunu toplu olarak, zaten onu da teklif olarak ilettik, sektörel dernekler de ilettiler. Zaten şimdi devletimiz sağ olsun böyle bir şey yapıyor. Yani bir tanıtım ajansını, lobici faaliyetlerini toplu olarak birleştirme. Ama bu lobi dediğimiz şey aslında birilerine ya bizi anlat diye yetki veriyorsunuz. Hepimizin ilişkileri var. Hepimiz her ilişkide bunu anlatmamız lazım. Yani ya bizim ülkede de iş yapmak şöyledir falan diye zor. Yani bunu yani ağlamaya veya şey yapmaya gerek yok. Tam tersi, biz iyi taraflarımızı anlatmamız lazım. Kötüleri saklayalım diye söylemiyorum bunu. İyi olan o kadar şeyimiz var ki. Yani önce bir onları anlatalım. Temmuz'da da ve bugün aslında daha da önemli olan konulardan birisi bankaların konut kredisindeki faiz oranlarının düşürülmesi. Yavaş yavaş aslında bankalarda bu hareket başladı gibi, %1'in altına düşecek gibi görünüyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi konut alımını tetiklemesi açısından tabii 1'in altı çok önemli psikolojik sınır. Şimdi zaten bu 15 Temmuz öncesinden 4-5 kat artması 0.70 faiz oranının çok ciddi avantaj sunması. Bankaların bunu yapması demek bu daha sürdürülebilir olması. Bankaların mevduat maliyetlerini de biliyor olmamız lazım tabii. Yani bankalar da aslında mevduat maliyetleri kadar yapabiliyorlar. Hatta işte şimdi birin altına düşen bankalar var. Onlar gerçekten de elini taşın altına koyuyorlar. Diğerlerinin de bu noktada katılımı çok önemli. Ama bunu sürdürülebilir sağlamak için işte bu yurt dışı algısı çok önemli. Ülkedeki yapısal reformlar çok önemli. Bizim ekonomiyi canlandırıp hepimizin çabası çok önemli ki, çünkü bu yani bir yerde bir borçlanma oluyor. Yani şöyle de düşünmeliyiz vatandaş olarak, ya mevduattan da az faiz isteyelim biz de. Değil mi? Yani herkesin yapacak bir şeyi var. Ben hep onu diyorum, insan orada canını verdi insanlar ve canını yani vermeyen de vermek için bulundu, birilerinin canını verirken orayı terk etmedi. Yani çocuğuyla canını vermeye giden bir sürü insan var. Bu nasıl bir düşünce? Herkesin bir dönüp kendisinin düşünüyor olması lazım. Şimdi biz oradaki bu dirayetin, o kararlılığın, o birlikteliğin 1/5'ini ekonomide göstersek bu ülke uçar. Çünkü en yumuşak karnımız ekonomi. Ve biz mesela bunun için hemen ondan sonra kampanya başlattık. Kendimiz dedik ya biz bir fon oluşturalım. Çünkü ülke ekonomileri nasıl büyüyor? Baktığınızda dünyada ya doğal kaynaktan büyüyor ya da girişimcilik. Bizden biz dedik ki böyle bir girişimcilere yani belli bir şeyi kanıtlamış şirketleri büyüme yaratacak bir fon oluşturalım. İşte birinci yılda 3 milyonla başlayıp 23 milyona kadar bizim vakfımız böyle bir katkı sunsun. Yani sadece devletten teşvik beklemeyelim. Bu da bizim bir
teşvikçimiz olsun. O firmaları büyütmek için veya sivil toplum örgütlerine veya herhangi bir düşünce üretecek mekanizmalara diyeyim. Bir 5 milyonluk da ayrı bir fon. Şimdi ülke ekonomisini büyütmek için, sürdürülebilir büyümek için, katma değersel büyümek için, cari açığı azaltmak için yapılacak fikirler varsa, çünkü biz bir araya geldik aynen şu düşünceyle. İnsanlar canını verdi. Çünkü mahcubiyet diye bir his vardır o gün. Ya mahcup olursunuz onu yapan insanlara karşı, siz bir şey yapmazsanız. Bu bireysel bir düşüncedir yani. Dolayısıyla ne yapabiliriz? Biz belli şeyler düşündük. Ve ki düşünemediğimiz şeyleri var muhakkak. Sonuçta sınırlıyız. Onları gerçekten iyi fikirleri olanlara biz yine fon olarak destek verelim. Bir de şunu yapalım dedik ya, istihdam azaltmayalım diye herkes bir söz versin gerçekten, bir karar alsın. Basın da bunun takipçisi olsun. Desin ki ya önümüzdeki bir yıl istihdam azaltmayalım. Ne olur? Yani en fazla karından verirsin veya bir şeyden, tabii ki çok zor durumda olan firmalar için bunu söylemiyorum. Ama birçok firma için geçerli. Yani canını vermiş adam varken sen şirketi versen ne olacak? Ama bir yıl kimse istihdam azaltmayacağım dese işte tüketici güveni demek. Bir tane proje yapacaktık yani 15 Temmuz'dan önce son çeyrekte. 3 projeye çıkardık onu. Dedi ki herkes daha cesur davranalım. Ve yani böyle adımlar atarsak, yani biz yapmıyoruz bunu sağ olsun. Bir sürü firmalar da bu şekilde düşünüp yapıyor ama bunun herkes egemen olması lazım. Yani hepimiz şunun bilincindeyiz. Burası bizim son vatanımız. Yani 16. vatanımız. Dolayısıyla ama ekonomiyle ilgili oradaki dirayetin 5'te 1'ini göstersek asıl mücadeleyi orada vermemiz gerekiyor. Peki yeni projeler dediniz. Nerelerde? Ne kadarlık büyüklükte? Bizim yeni projemiz bir bahçeli evler var. 1.6 milyar TL büyüklüğünde. Eylül ayında yani ön lansmanına başlayacağız. Bir yine Avrupa yakasında başka bir lokasyonda, yani Ataköy civarına yakın bir projemiz olacak. Kağıthane'de bir projemiz olacak bu dönemde ve inşallah o da 4. projeyi eklemeye çalışıyoruz. Aslında 3 proje buydu. Anadolu yakasında ilk defa bir projeyle geleceğiz. Bunların hepsini Eylül-Ekim ayında lansmanını yapacağız. Yani aslında 2017'de çıkacaklarınızı biraz öne mi aldınız? 2017'de çıkacaklarımızı öne aldık. Yani şöyle söyleyeyim, bu dönem çıkmayı düşündüğümüz son çeyrekte 2 proje vardı. Bir tanesini 2017 yapmıştık. 14 Temmuz'da yani 2'yi 1'e düşürmüştük. Ondan sonra 1'i 3'e çıkardık diyeyim. Hatta şimdi Anadolu yakasındakini de başarabilirsek 4'e çıkarmayı düşünüyoruz. Yani toplamda baktığınızda 3 milyar TL'lik bir işte proje yapmayı, ki bunun istihdam etkisini falan düşünürsek çok farklı rakamlar ediyor. Peki, yurt dışı yatırımları az önce bahsetmiştik. Bunların çoğu 2017'de başlayacak herhalde. Yurt dışı yatırımları, evet, çoğu 2017'de başlayacak. Yani şimdi bizim New York'ta var projemiz. Şimdi Avrupa'da olacak. İşte Berlin, Frankfurt, işte önümüzdeki dönemde inşallah Paris, Londra, oralarla da şey yapıyoruz. Belki de işte Fransa ve İngiltere'dekilerde anlaşmalar 2017'de yapılıp 2018'de başlayacak proje. Peki, teşekkür ederim. Çok çok ben teşekkür ediyorum. Bu hafta da yine emlak sektörüne ilişkin birbirinden farklı haberler getirmeye çalıştık ekranlarınıza. Böylece emlak sektörünün nabzını tutmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta da yine yeni kampanyalar, yeni görüşlerle emlak sektörünü değerlendirmeye çalışacağız. Önümüzdeki hafta yine eve giden yolda buluşmak üzere. Hoşça kalın.